Arkadaşlar merhaba. Mustafa Terzi ben ismim. Araç tekniği derslerini birlikte görmeye çalışacağız. Araçla ilgili temel bilgileri görmeye çalışacağız. Aracın tarifi, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz veya özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı taşıttır. Tekrarlayacak olursak, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz veya özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına biz taşıt diyoruz. Araçların kullanım amaçları, binek araçları, yük taşıma araçları, yolcu taşıma araçları, özel donanımlı araçlar olarak inceleyebiliyoruz. Binek araçları yani hususi otomobiller, yolcu taşımaya değil hususi otomobiller. Yük taşıma araçları ise kamyonet, kamyon ve çekicilerdir. Kamyonet, kamyon, çekicilerdir. Yük taşıma araçları. Yolcu taşıma araçları ise otomobil, minibüs ve otobüstür. Otomobil, minibüs ve otobüstür. Yolcu taşıma araçları. Özel donanımlı araçlar ise ambulans, itfaiye, cenaze taşıma, cenaze yıkama araçları gibi özel donanımlı araçlardır. Aracı tanıma, aracın bölümlerini inceleyecek olursak, motor, karosör, römork ve karavanlar olarak inceleyebiliriz. Motor, yakıttan elde ettiği ısı enerjisini veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren aygıtlara biz motor diyoruz. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere biz motor diyoruz. Karoser denilen yapı kamyonet, kamyon, çekici, otomobil, minibüs ve otobüs gibi motorlu kara taşıtlarında genellikle yolcuların veya yüklerin taşındığı kısma verilen isimdir. Araçlar karosörlerine göre sınıflandırılırken genellikle kaç yolcu veya ne kadar yük taşıdığı gibi kıstaslara göre sınıflandırma yapılır. Ön çamurluk, motor kapağı ve ön ızgara karosörden değildir. Römorklar ve karavanlara gelince aracın arkasına ayrıca bağlanan aracın kapasitesini artıran bölümlerdir. Aracın arkasına takılarak hareket ettirilen bölümlerdir. Yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olanlara hafif römork diyoruz. Yani yüklü ağırlığı 750 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olanlara biz hafif römork diyoruz. Römorktaki yükün bir kısmı çeken araca biniyor ise bu römorklara ise yarı römork diyoruz. Yani römorkun bir kısmı çeken aracın üzerine biniyorsa biz buna yarı römork diyoruz. Römorktaki yükün tamamı römorkun tekerleklerine biniyorsa bu römorklara da biz tam römork diyoruz. Yani hafif römork, yarı römork, tam römork olarak adlandırıyoruz. Römorklar aracın arkasına takıldığında stop yani fren ve sinyal lambalarının elektrik fiş bağlantılarının mutlaka yapılmalıdır. Yani bir araca römork takıldığı zaman ya römork, yarı römork, tam römork her neyse takıldığı zaman mutlaka elektrik aksamının bağlantısının yapılması lazım. Yani fiş priz temas etmeli. Frene bastığı zaman, sinyali yaptığı zaman römorkta da araçtaki gibi fren lambası veya sinyal lambası yanması lazım. İkaz uyarı işaretinin olması lazım. Yani dolayısıyla römorklar araca takıldığı zaman fiş priz bağlantısının mutlaka yapılması lazım. Araçtaki inceleyeceğimiz sistemler motor, ateşleme sistemi, yakıt sistemi, yağlama, soğutma, marş sistemi, şarj sistemi, fren sistemi, direksiyon sistemi, güç aktarma sistemleri, aydınlatma ve gösterge sistemleri olarak inceleyeceğiz. Araç tanıtım kitabı var. Tanıtma ve kullanma kitabı aracınızın özelliklerini ve çalışma şeklini tanıtmaktadır.
Yani sıfır araç aldığımızda fabrikanın araç hakkındaki bilgiler ve beceriler hakkında kitap bastırmıştır. Aracın ne şekilde kullanılacağı, ne şekilde bakımların yapılacağı belirtilen bir kitaptır. Aracınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için aracın kumanda ve güvenlik özelliklerini tanımanızı amaçlayan önemli güvenlik bilgilerini içermektedir. Pardon. Şimdi araçtaki sistemleri tek tek incelemeye çalışalım arkadaşlar. Bir, motor. Aracın motor tanımı, motor yakıttan elde ettiği ısı enerjisini veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor diyoruz. Yani yakıtın yanmasıyla bir ısı enerjisi oluşuyor. O ısı enerjisini hareket enerjisine çevirip çeviren aygıtlara biz motor diyoruz. Makinelere biz motor diyoruz. Motorları zamanlarına göre, sistemlerine göre değişik şekillerde inceleyebiliyoruz. Zamanlarına göre motorlar ikiye ayrılıyor. İki zamanlı motorlar, dört zamanlı motorlar. İki zamanlı motorlar genellikle motosiklet yani moblet motorlarında, küçük motorlarda kullanılır. Dört zamanlı motorlar ise diğer araç motorlarında kullanılır. Zaman konusu şöyledir. Yani iki zaman, dört zaman anlamı pistonun silindir içerisinde iki defa hareketinden bir iş elde ediliyorsa iki zamanlı motor. Pistonun dört hareketinden bir iş elde ediliyorsa yani yukarı, aşağı, yukarı gibi dört hareketinden bir iş elde ediliyorsa da dört zamanlı motorlar olarak inceliyoruz. Ateşleme sistemlerine göre ikiye ayrılıyor motorlar. Benzin ve LPG'li motorlar bujiyle ateşlemeli motorlardır. Dizel motorlarda ise enjektörle ateşlemeli motorlardır. Yanma yerlerine göre motorları gene ikiye ayırırız. İçten yanmalı motorlar, dıştan yanmalı motorlar olarak inceleriz. Her ne kadar eskide kaldıysa da dıştan yanmalı motorlar, buhar türbinleri, buharlı vapurlar, buharlı gemiler, buharlı işte trenler gibi bir tarafta bir yakıt yanıyordu. Kömürdür, odundur. Onun ısısıyla suyu ısıtıyorduk. Suyun buharından bir başka yerde sistemi çalıştırıyorduk. O zaman neydi bu? Dıştan yanmalı motorlardı. Yani yakıt motorun dışarısında yanıyor. İçten yanmalı motorlarda ise günümüzdeki diğer motorlar ise İçten yanmalı motorlardır. Yani yakıt motorun içerisinde yanıyor. Yani motor bloğunun içerisinde yanıyor. Dışarıda herhangi bir yangın söz konusu değil. Motorun içerisinde yanıyor. Yani motorlarda biz şimdi içten yanmalı motorlar olarak inceleyebiliyoruz. Soğutma sistemine göre ikiye ayırıyoruz. Hava soğutmalı, su soğutmalı motorlar gibi. Hava soğutmalı motorları bahsettik. Hava kanatçıklarının içerisinden hareket halindeyken geçen rüzgar motor bloğunun soğumasını sağlıyordu. Su soğutmalı motorlarda ise radyatör ve su tesisatının olduğu, yakıtın yanmasından dolayı oluşan ısıyı suyun dolaştırılmasıyla engellendiği soğutma sistemi vardır. Ateşleme sisteminden bahsederken yüksek voltaj yaratarak bujilerde kıvılcım çakması sağlanır. Sıkıştırılmış olan benzin hava karışımı LPG'de bujilerle ateşlenir. Şimdi dört zaman oluşumundan bahsettik. Benzinli olsun, dizel olsun. Dört zaman oluşumu şu şekildedir. Emme, birinci zaman emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. 1, 2, 3, 4. Yani dört zaman. Bu dört zamandan dört zaman oluşumundan bir iş elde ediliyor. Nasıl ki? Diyelim ki benzinli motordan bahsediyoruz. Yakıt hava karışımı. İşte bir yakıt, üç hava karbüratörü hazırladı. Emme subabı açılınca silindirlere gönderdi. Yanma yerlerine geldi. Nedir? Piston aşağı doğru inerken emme zamanıdır. Piston alt ölü noktaya geldiği zaman, en alta geldiği zaman birinci zaman bitmiş olur. Birinci zamanın bitmesiyle ikinci zaman başlar. Bu da sıkıştırma zamanıdır. Silindire giren yakıt hava karışımının sıkıştırıldı. Emme subabı kapanır. Yakıtın kaçacağı bir yer yok.
silindir içerisinde sıkıştırılır. Pistonun yukarıya çıkmasıyla. Piston en üst noktaya geldiği zaman ikinci zaman biter, üçüncü zaman başlar. Nedir bu? Ateşleme zamanı. Yani emme, sıkıştırma, üçüncü zaman ateşleme. Benzinli ve LPG'li motorlarda ateşleme buji ile yapılır. Yani oradaki sıkıştırılan yakıt hava karışımı çakmak vazifesi gören buji ile, bujinin çakmasıyla ateşleme sağlanır. Bir patlama oluşur. O patlamanın etkisiyle de piston tekrar silindirden aşağı doğru itilir. Yanmanın etkisiyle, o patlamanın etkisiyle silindir aşağı doğru itilir. Üçüncü zaman da bitti. Dördüncü zaman pistonun tekrar yukarıya çıkması. Şimdi yakıtı yaktık silindir içerisinde. Egzoz gazı oldu. Girişte emme subabı açılıyordu. Yakıt içeriye giriyordu. Çıkışta ise egzoz subabı açılıyor. Yanmış gazlar dışarıya atılıyor. Yani birinci zaman oldu emme. Yakıt hava karışımı içeriye alındı. İkinci zaman sıkıştırma. Yukarıya çıkarken piston yakıt hava karışımını sıkıştırdı. Üçüncü zaman ateşleme. Çakmak vazifesi gören buji ateşlemeyi yaptı. Pistonu aşağı doğru indirdi. Dördüncü zaman piston tekrar yukarıya çıkarken egzoz zamanı, egzoz subabı açılır. Silindir içerisindeki yanmış gazlar dışarıya atılır. Ne oldu? Piston yukarı aşağı hareket ederken krank milini çevirmiş oldu. Yani biz ısı enerjisinden akaryakıtı yaktık, orada patlatma yaptık. Yanma sağladık. Biz akaryakıtın yanmasından ısı enerjisinden hareket enerjisi elde ettik. Dolayısıyla toparlarsak neydi motor? Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini hareket enerjisi haline getiriyordu. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini elektrik enerjisini mekanik enerjiye yani hareket enerjisine çeviren makinelere biz motor diyorduk. Şimdi ateşleme sisteminden bahsederken benzin ve LPG'li araçlarda bujiyle çakma sağlanır dedik. Birinci zamanda yakıt hava karışımı içeriye alınıyordu. İkinci zamanda sıkıştırılıyordu. Üçüncü zamanda yanma sağlanıyor bujiyle ateşlenip. Dördüncü zamanda egzoz zamanı yanmış gazların dışarıya atıldığı zamandı. Dizel motorlarda yani mazotlu motorlarda ise dört zaman oluşum sırası gene aynıdır. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı. Fark nedir? Benzinli motorlarda yakıt hava karışımı silindirlere gidiyordu. Dizel yani mazotlu motorlarda ise sadece hava girer. Filtre, hava filtresinden geçmiş temiz hava silindirlere girer birinci zamanda, emme zamanda. İkinci zamanda sadece hava sıkıştırılır. Üçüncü zaman neydi? Ateşleme zamanı. Dizel motorlarda ateşleme enjektör dediğimiz aygıtla olur. Enjektörden atomize şekilde yakıt püskürtülerek yanma sağlanır. Nereye püskürtülüyor? Sıkıştırılmış havanın üzerine mazot püskürtülüyor enjektörden. Yanma sağlanıyor. Yani dizel motorların çakmak vazifesini görenler ne oluyor o zaman? Enjektör oluyor. Benzinli, LPG'li motorlarda bujiyle yanma sağlanıyordu. Dizel motorlarda ise neydi? Enjektörle yanma sağlanıyor. Birinci zaman emme zamanı hava emiliyor. Sıkıştırma zamanı hava sıkıştırılıyor. Üçüncü zaman sıkıştırılmış havanın üzerine enjektörden atomize şekilde mazot püskürtülerek yanma sağlanıyor. Gene patlatma oldu. Dördüncü zaman gene aynı şekilde egzoz sıvabının açılmasıyla yanmış gazların dışarıya atılma zamanıdır. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Dört zaman oluşumu bu. Bu dört zamandan bir iş elde ettik. Dört zamanlı motorumuz var dedik. İki zamanlı motorda da pistonun iki hareketinden bir iş elde ediliyor. Dört zamanlı motorda dört hareketinden bir iş elde ediliyor. Bir başka sistem yakıt sistemi. Araçlarda yakıt sistemi. Yakıt sisteminin görevi aracın deposunda bulunan yakıtı motora getirmek, silindirlerdeki yanma odalarına göndermektir. Araç benzin, LPG, mazot yani motorun hangisi olursa olsun yakıt sisteminin görevi
depodaki yakıtı alıp motora iletmek, yani silindire, yanma odalarına göndermek. Yakıt sisteminin görevi budur. Yakıt sisteminde yakıt filtresi vardır. Yakıtın temizlenmesini sağlar. Yani depodan aldığı yakıtı yakıt pompasına gönderirken filtre ederek gönderir. Yani süzerek, temizleyerek gönderir. Yakıt filtresi. Diğer sistemlerde de göreceğiz. Yağlama sisteminde yağ filtresi var. İşte ateşleme sisteminde hava filtresi var. Havayı süzen. Yağ filtresi var. Yakıt filtresi var. Hepsini tek tek göreceğiz. Bir başka sistem yağlama sistemi. Motora konulan motor yağının görevi motorda çalışan parçaların aşınmasını önlemek veya en aza indirmek. Çalışan parçaların sürtünmeden dolayı aşınmasını önlemek. Soğutma sistemine yardımcı olmak. Motor parçalarının temizliğini sağlamak. Şimdi arkadaşlar ana gövde, motordaki ana gövde altını kapatan kapak var. Karter kapağı diyoruz biz. Karter yani motorun altını kapatan kapak. Motorun içerisindeki motor yağı istop edildiği zaman karterde toplanır. Karter motor yağına depoluk yapar. Hem motorun altını kapatır hem de motor yağına depoluk yapar. İçerisinde yağ pompası vardır. Yani depodaki yağı alıp motorun yağlama bölgelerine gönderir. Motordaki depodaki yağ aldığı zaman ne yapar? Yağ filtresinden geçirerek motorun yağlanma bölgelerine gönderir. Sürekli bu devir daim halinde çalışır. Yağ pompalar yağlama bölgelerinde dolaşır. Aşağı inerken parçaların üzerindeki parçacıkları alır. Bilmem temizliğini yapar. Aynı zamanda bu devir daim esnasında motorun soğutma sistemine de yardımcı olur. Motorun soğutulmasına da yardımcı olur. Motor yağı kontrol edilirken araç düz bir zeminde olmalı ve motor yağı kontrol edilirken motor istop edilmelidir. Şimdi araçta motor yağını kontrol ederken aracın düz bir zeminde olması lazım. İniş aşağı veya yokuş yukarı olduğu zaman yağ herhangi bir yere toplanacağı için sağlıklı bir ölçüm yapamayacağız. Onun için araç düz bir zeminde olmalı. Motor istop ettikten sonra 4-5 dakika beklenmeli. Sebep yağlama bölgelerindeki yağın kartere inmesi için, yani alt depoya inmesi için. İndikten sonra 4-5 dakika beklendikten sonra yağ çubuğunu çekeriz. Yağ ölçme çubuğu var motorda. Bir sileriz onu. Çalıştığı için her tarafı yağdır. Bir sileriz. Tekrar yerine takarız. Tekrar çıkarttığımız zaman yağ çubuğun iki çizgisi arasında olmalı. Yağ çubuğun iki çizgisi arasında olmalı. Motorda motor yağı kullanılır dedik. Araçtaki başka sistemlerde değişik yağlar kullanılır. Örneğin trende fren sisteminde fren hidrolik yağı kullanılır. Şanzımanda, diferansiyelde ve direksiyon kutusunda dişli yağ kullanılır. Bunlar kontrol esnasında eksilmiş ise tamamlanır. Motor yağı ise belirli kilometreler geçtiği zaman değiştirilmesi gerekir. Kullanılan yağın kalitesine göre, kullanılan yağın kilometresine göre. Örneğin 3000 kilometrede değiştirilebilen yağlar da vardır. 5000, 10.000 kilometrede değiştirilen yağlar da vardır. Aracın motorunun fabrikasyon tavsiye ettiği yağlar, yani daha doğrusu parana göre kilometresi, mesafesi olan yağlar vardır. 3000 kilometrede, 5000, 10.000 kilometrede, 20.000 kilometrede değiştirilebilen kalitede yağlar vardır. Ne olursa olsun hangi yağ kullanırsa kullanalım biz, o kilometre geldiğinde motor yağının değişmesi gerekir. Çünkü özelliğini kaybedecektir. Motor yağı değiştiği zaman biz yağ filtresini de değiştiririz. Niye? Kirli yağı, temiz yağı kirli filtreden geçirmemek için. Motor yağı temizse yağ filtresi de temiz olmalı, yani değiştirilmelidir. Zaman zaman yağ değiştiğinde motor yağı filtreyi de değiştirmemiz gerekir. Yağ seviyesi çubuğun iki çizgisi arasında olmalı dedik. Eğer yağ eksilmişse sibop kapağı üzerindeki yağ ikmal kapağından
motor yağı doldurulur, tamamlanır. Benzinli motorla dizel yani mazotlu motorun yağı farklı farklıdır. O yüzden benzinli motora dizel yağı, dizel motora benzinli motor yağı konmamasına dikkat edilmelidir. Motor çalışırken yağlamanın olup olmadığı yağ göstergesinden anlaşılır. Araç seyir halindeyken yağlanması yanarsa motor hemen durdurulmalı. Motor hemen durdurulmalıdır. Şimdi kontağı açtığımızda yağ ve şarj lambası yanar. Marşa basıp çalıştırdığımız zaman yağ ve şarj lambasının sönmesi gerekir. Diyelim ki sönmedi. Yağlama yapmıyor demektir. Sıkıntı. Motor hemen istop edilmelidir. Diyelim ki hareket halindeyiz. Seyir halindeyiz. Motor yağ lambası yandı. Yağdanlık şeklinde bir işareti vardır. Yağ lambası yandı diyelim. Kırmızı alarm. Ne yapmamız lazım? Seyir halindeyken aracı en kısa sürede durdurup motoru istop etmemiz lazım. Sebebi neyse araştırıp arızası giderildikten sonra yola çıkılmalı. Ama konu ne olursa olsun yağ lambası yandığı zaman mutlaka araç seyir halindeyse durdurulup motor istop etmesi edilmesi gerekir. İçten yanmalı motorlardan bahsediyoruz. Yakıt silindirin içerisinde yani motor bloğunun içerisinde yanıyor. Ne oldu? Bir hararet söz konusu. Isı, akaryakıt sürekli yanıyor. Benzin, mazot patlama yapıyor. Sıcaklık söz konusu, ısı söz konusu. Bunun da çalışılabilir normal değerlerde tutulması gerekiyor. Soğutma sistemi yakıtın yanmasından dolayı meydana gelen ısıyı üstüne alarak motorun soğumasını sağlamak görevi. Hava ve su soğutmalı motorlar olarak ikiye ayırıyorduk. Su soğutmalı motorlarda soğutma suyuna depoluk yapan parçaya radyatör diyorduk. Şimdi soğutma suyu olan su soğutmalı motorlarda suya depoluk yapan parçanın adı radyatördür. Hani karter neye depoluk yapıyordu? Motor yağına depoluk yapıyordu. Radyatör ise motordaki soğutma suyuna depoluk yapıyor. Radyatör içerisinde petekler olan alt ve üst hortumları olan soğutulan su alt hortumdan devirdaim pompası vasıtasıyla motordaki su kanallarına gönderilir. Orayı dolaşan su motordaki ısıyı üzerine alarak üst hortumdan radyatöre geri dönüş yapar. Bir devirdaim halinde bu çalışır. Motor peki bunu nasıl soğutuyoruz? Kayış kasnak vasıtasıyla krank milinden aldığı hareketle vantilatör dönerek buna soğutuyor. Hareket halindeyken ise önden gelen rüzgar radyatördeki suyun soğutulmasına yardımcı oluyor. Yani radyatördeki suyu soğutuyor. Bu soğutur derken yani hemen buz gibi yapacak hali yok. Çalışma sıcaklığında tutuyor. Yani yaklaşık 90 derece gibi bir rakamda 90 derece gibi bir derecede çalışabilir hale getiriyor. 100 derecenin üzerinde ne yapıyordu zaten? Su kaynama yapıyordu. 100 derecede kaynıyor. 0 derecede de donuyor. Kışın eksi ısıların olduğu bölgelerde soğutma suyu deposuna yani radyatöre suyun donmaması için antifriz kullanıyoruz. Aracın radyatör su kapasitesine göre artı bulunduğumuz bölgenin iklim şartlarına göre radyatöre konulacak antifriz miktarı değişiklik gösterir. Örneğin Mersin'de biz -5 derece yeterli diyoruz. 10 derece yeterli diyoruz diyelim ki eksi ısılar çok gören bir memleket değil. Mersin, Adana, Antalya gibi bölgelerde. Ama Kayseri, Konya, işte Sivas, Erzurum'u düşünecek olursak mutlaka eksiye, eksi 10'lara, 20'lere, 30'lara düşürülen bölgeler. Bu sefer ne oldu? Soğutma suyu kapasitesine göre yani radyatördeki su kapasitesine göre de antifriz miktarı değişebilir. Örneğin Mersin'de biz 2 litre antifriz koymamız gerekiyorsa belki Erzurum'da 5 litre koymamız gerekecek. Aynı kapasitedeki bir depoya yani radyatöre
Belki 5 litre antifriz koymamız gerekecek. Sonuçta antifriz suyun donma derecesini yükseltir. Yani koyacağımız miktara göre eksi sularda suyun donmasını engelleriz. Ha, niye donmasın su? Su donduğu zaman genişleyecek, genleşecek. Yani kabına sığmayacak. Radyatörse radyatörü patlatacak, hortumsa hortumu patlatacak donduğu zaman. Hatta motor bloğunu bile patlattığı görülmüştür. Su donduğu zaman ne yapacak? Genleşeceği için kabına sığmayacak. Dolayısıyla suyun donmaması için radyatöre biz antifriz koyuyoruz. Suyun donmaması için antifriz koyuyoruz diyoruz. Yalnız sadece kış için değil, yani 365 gün motordaki radyatör suyumuzun antifrizde olmasında yarar var. Antifriz aynı zamanda pas tutmasını, kireç tutmasında engelleyici özelliği vardır. Yani dolayısıyla motorda 365 gün antifrizli su olmasında yarar var. Bir başka sistem marş sistemi arkadaşlar. Marş sistemi görevi motora ilk hareketi vermektir. Hareketi volant dişisine iletir. Marş sistemini devreye sokan şey aküdür. Akü, akümülatör, batarya, üçü de aynı şey. Biz kısaca akü diyoruz. Akünün görevi motor çalışmazken aracın elektrik ihtiyacını karşılar. Motor çalışmazken aracın elektrik ihtiyacını karşılar. Nedir bu elektrik ihtiyacı? Teyptir, radyodur, kornadır, lambadır vesaire. Motor çalışmıyor, aracın elektrik ihtiyacını karşıladı. Motoru çalıştırmak için de marş motoruna akım veriyor, ceyran veriyor. Motoru çalıştırmak için. Kontağı açtık, marşa bastığımız zaman marş dişlisi ileriye fırlar. Volant dişlisini çevirir. Volant dişlisi de krank miline bağlıdır. Krank mili çevirir. Yani krank mil ana mildir. Motorun bütün görevlerini oradan alır. Motordaki bütün parçalar görevlerini krank milinden alır. Kayış kasnak vasıtasıyla vesaire. Kontağı açtık, marşa bastık. Marş dişlisi ileriye fırladı. Volant dişlisini çevirdi. Dönme başladı. Krank milini döndürdü. Bu arada pistonların yukarı aşağı hareketleri başladı. Dört zaman oluşumu, ateşleme, motor çalıştı, kontağı bıraktık. Marş sisteminin görevi bitti. Marşın görevi bitti. Marşa basma süresi 10-15 saniye olmalı. 10-15 saniyeden fazla sürekli basacak olursak aküyü bitiririz. 10-15 saniye marşa bastıktan sonra bir miktar dinlenmesini, akünün kendisini toplamasını bekleriz. Ondan sonra tekrar marşa basarız. 1-10-15 saniye daha marşa basmamız gerekir. Şayet sürekli basıyoruz, 15 saniye dinlendiriyoruz, basıyoruz, çalışmıyorsa bir sebep vardır. Yani o sebebi bulmamız lazım. Ateşleme mi yapmıyor? Benzin mi gelmiyor? Mazot mu gelmiyor gibi. Yani bir sebebi vardır çalışma. Sürekli marş yapacak olursak da ne yapacak? Aküyü bitirecek. Bir de dikkat edilmesi konu arkadaşlar, çalışan motorda bilerek veya bilmeyerek marşa basmamamız gerekir. Motor çalıştığı zaman kontaktan elimizi çektik, olay bitti. Ne zaman bir daha çalışacağız? Tekrar istop ettikten sonra çalıştırmamız icap ettiği zaman. Teknoloji geliştikçe şoförlerin işi kolaylaşmakta. Yeni teknolojik araçlarda motor çalışırken marşa basma şansın yok, marşa basmıyor. Ha, bir özellik bazı araçlarda var bu. Zamanla bütün araçlarda da olacak. Yani sonuçta çalışan motorda marşa basmamalıyız. Bilerek veya bilmeyerek. Sebebi ne? Marş dişlisi tekrar fırlayacak. Zaten volant dişlisi dönüyor. Çalışan bir şeye sen tekrar çalış diye kumanda etmeye çalışacaksın. Ya marş dişlisi zarar görebilir veya volant dişlisi de zarar görebilir. O yüzden çalışan motorda marşa basmamalıyız. Bir de tekrarlayacak olursak 10-15 saniye marşa basma süresi, 10-15 saniyeden fazla marşa basılırsa akümülatör boşalır dedik. Aküde kutup başları vardır. Artı eksi üzerinde yazar. Ha, yazmasa bile kalın olan kutup artı kutuptur.
Yani artı kutup eksi kutba nazaran daha kalındır. Akü kutup başlıkları gevşek olabilir. Marşa bastığımızda marşı çevirmeyebilir. Oksitlenmiş olabilir, marşı çevirmeyebilir. Araçtan akü sökülmesi gerektiği zaman ilk önce negatif uç sökülür. Eksi uç sökülür. Sebebi şase bağlantısıdır. Şase bağlantısını çıkartmış oluruz. Herhangi bir yangın sebebi şu bu olmasın diye. Araca akü takılacağı zaman da tam tersi, ilk önce artı kutup takılır, sonra eksi kutup. Yani sökülürken eksi kutup sökülüyor, takılırken artı kutup takılıyor, ondan sonra diğerleri. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyorsa, akü boşalmış olabilir, yani marşa bastık, marş motoru çalışmıyor. Akü ceyran vermiyordur. Akünün kutup başları gevşemiş veya akünün kutup başları oksitlenmiş olabilir. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise peteklerin 1 cm üzerine kadar saf su ile tamamlanır. Şimdi radyatörde olduğu gibi, radyatörde de neydi? Peteklerin 1 cm, 1,5 cm üzerine çıkacak şekilde içilebilir nitelikte kireçsiz su koyuyorduk. Akünün içerisinde ise sulu tip akü, kuru tip akü var. Sulu tip aküden bahsediyoruz. İçerisinde petekler vardır. Peteklerin 1 cm üzerine çıkacak şekilde dolum yapılır. İçerisinde asit ve saf su karışımından oluşan elektrolit dediğimiz sıvı vardır. Zamanla bunun buharlaşmasından dolayı içerisindeki elektrolit miktarında azalma görülür. Azaldıkça ne yapılır? Saf su ilave edilir. Saf su, damacana suyu, çeşme suyu, pınar suyu değil. Özel otel elektrikçilerinde, istasyonlarda, akaryakıt istasyonlarında veya servislerde satılan damıtılmış sudur, saf sudur. Aküdeki miktar su, elektrolit miktarı azaldığını gördüğümüzde peteklerin 1 cm üzerine çıkacak şekilde saf su ilave ederiz. Ama bu ne için dedik? Sulu tip akülerde. Bir de kuru tip aküler var. Onlarda herhangi bir sıvı takviyesi şu bu olmaz. Şarjı vardır. Şarjı bittiği zaman yenisiyle değiştirilir. Akülerde diyelim ki marşa bastık. Marş motorunu çalıştırmadı. Akümüz zayıf. Bir başka aracı yanaştırıp kabloyla bağlantı yaparak, aküden aküye bağlantı yaparak çalıştırma işine biz akü takviyesi diyoruz. Akü takviyesi. Ama nasıl yapıyoruz bunu da? Artı kutup artı kutba, eksi kutup eksi kutba gelecek şekilde bağlantı yapıyoruz. Aksi takdirde ne yaparız? Aküyü patlatırız. Artı kutup artıya, eksi kutup eksiye gelecek şekilde bağlantı yaparak aküden aküye çalıştırma işlemine biz akü takviyesi diyoruz. Bir başka sistem şarj sistemi. Şimdi araçta motor çalışmazken aracın elektrik ihtiyacını akü karşılar dedik. Aynı zamanda marş motoruna da akım veriyordu. Motor çalışmaya başladıktan sonra aracın, yani sistemin, aracın elektrik ihtiyacı şarj dinaması, yani alternatör tarafından karşılanır. Şarj sisteminden bahsederken şarj dinaması araç için gerekli elektriği üretir. Hareketini vantilatör kayışı aracılığıyla krank mili kasnağından alır. Yani hareketini kayış kasnak vasıtasıyla krank milinden alıyor. Elektrik üretiyor. Aracın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda da aküyü şarj ediyor. Aküyü niye şarj ediyor? Akü kullanımdan dolayı veya motoru çalıştırmak için efor sarf etti, ceyran harcadı, gücü zayıfladı. Şarj sistemi hem aracın elektrik ihtiyacını karşılıyor, hem de ne yapıyor? Aküyü şarj ediyor. Aynı yağ lambasında olduğu gibi hareket halindeyken şarj lambasının yanması da mutlaka arabayı durdurup en kısa sürede motoru istop ettirip motoru istop ettirmemiz gerekir. Şarj lambası yandığı zaman. Ne olmuş olabilir? Kayış kopmuş olabilir. Vantilatör çalışmayacak. Elektrik üretmeyecek. Her türlü, yani şarj lambası yandığı zaman da yağ lambasında olduğu gibi aracı en kısa sürede durdurup motoru
istop etmemiz gerekir. Kayış kasnak vasıtasıyla dedi, krank belinden hareket alır şarj dinaması. O da parmakla bastırıldığında 1-1,5 santimetre esnemeli o kayış. Çok gevşek olursa vantilatörü çevirmez, görevini yapamaz. Fazla sık olursa da alternatörün yani şarj dinamasının yataklarını bozar. O yüzden parmakla bastırıldığında 1-1,5 santimetre olarak ayarlanmalıdır. Araçta motoru çalıştırdık, hararet sorununu çözdük, soğutma suyunu, yağlama sistemini gördük. Şimdi motordaki gücü tekerleklere ileten sisteme geldi sıra. Nedir? Güç aktarma sistemleri. Güç aktarma sistemini meydana getiren organlar debriyaj yani kavrama, vites kutusu, şaft, diferansiyel ve akslardır. Yani motorda gücü elde ettik biz. Motordaki gücü tekerleklere ileten sisteme biz aktarma organları diyoruz. Aktarma sistemi diyoruz. Güç aktarma sisteminde debriyaj yani kavrama, vites kutusu, şaft, diferansiyel ve akslardan oluşuyor. Arkadaşlar motordaki gücü biz iletiyoruz. Motordaki gücü ön tekerleklere iletirsek önden çekişli araçlar olarak konuşuyoruz. Arkadan arka tekerleklere iletiliyorsa motordaki güç arkadan itişli araçlar diyoruz. Yani önden çekişli araçlar arkadan itişli araçlar olarak inceliyoruz. Bir de bunun yanında arazi araçları var. Dört çeker dediğimiz yani 4x4 çift diferansiyel bütün tekerleklerden güç elde ediliyor. Ama genel olarak ya önden çekişli araçlar ya da arkadan itişli araçlar olarak inceliyoruz. İleride gene göreceğiz lastikler kısmında. Araçta karda, kışta, buzda aracın kaymasını engellemek için kar patinaj zincirleri takılır. Kar patinaj zincirleri de aracın çekici tekerleklerine takılır. Yani önden çekişliyse ön tekerleklere, arkadan itişliyse araç arka tekerleklere takılır. Çekici tekerleklere takılır. Bir başka sistem aydınlatma ve gösterge sistemleri. Geceleri görüşü azaltan yağışlı ve sisli havalarda kullanılarak motorlu araçlarda gündüz olduğu kadar rahat kullanma imkanı sağlar. Göstergeler ise bize araç donanımları hakkında bilgi iletir. Geceleri görüşü sağlamak için yağışlı havalarda, bilmem sisli havalarda kullanılarak motorlu araçlarda gündüz olduğu kadar rahat kullanma imkanı sağlar. Aydınlatmasın. İşte farlar, lambalar. Aynı zamanda bunlar nedir? İkaz sistemleridir. Nedir? Sinyal lambası nedir? Dönüşü döneceğim anlamında. Fren lambası nedir? Duracağım anlamında. Geri vites lambası var. Geri geliyorum anlamında. Hem aydınlatma hem ikaz sistemleridir bunlar. Göstergeler ise bize araç donanımları hakkında bilgi iletirler. Göstergeler sisteminde de bütün araçtaki unsurların gösterge panelinde donanımlar hakkında bilgi iletiyor. Göstergeler sık sık kontrol edilmeli, eksiklikler ve arızalar tanımlanmalıdır. Göstergeler rahat ve düzlük yol kesimlerinde kontrol edilmeli. Yani virajlı yollarda, tepe üstlerinde bilmem ne göstergeye bakacağız diye yolu unutmamamız gerekiyor. Müsait olduğunda bakmak gerekiyor. Bir başka sistem arkadaşlar, süspansiyon sistemi. Yaylar ve amortisörlerden oluşur. Yaylar yoldan gelen sarsıntıları üzerine alarak sürüş konforu sağlar. Amortisörler ise lastiklerin yol ile temasını sağlar ve yayaların salınımını kontrol altına tutar. Yayların salınımını kontrol altında tutar. Yani bir tümseye geldik, bir çukura geldik, sarsıntıyı üzerine alarak sürücüyü veya yolcuları konforunu sağlar. Süspansiyon sistemi. Enerji türüne göre motorlar, dedik işte yakıtlarına göre, soğutma sistemine göre, içten yanmalı, dıştan yanmalı diye yanma yerlerine göre motorlar inceleyip,
enerji türüne göre motorlar ise benzinli motorlar, LPG'li motorlar, mazot yani motorun dizel motorlar, elektrikli motorlar, yakıt ve elektrikli hibrit motorlar olur. Benzinli motorlar bujiyle ateşleme yapılıyordu, bahsettik. Benzin ve LPG'li motorlar bujiyle ateşleme yapılıyordu. Çevreyi de en az kirleten yakıt LPG'li motorlardı. Yani tüplü araçlar. Mazot motorun yani dizel motorlar enjektörün yakıt püskürtmesiyle ateşleme yapılıyordu. Benzinli LPG'li motorda buji, dizel motorinli motorlarda ise enjektörle mazot püskürtülerek yanma sağlanıyordu. Elektrikli motorlar bataryalarında depolanan elektrikle çalışır. Bataryaları boşaldığı zaman şarj edilir. İşte teknoloji gelişiyor. Nedir? Elektrikli motorlar üretildi. Belirli kilometre gidebilen, belirli hıza ulaşabilen. Bu da gene bataryalarındaki yani akülerindeki elektrikle çalışıyor. Depolanan elektrikle çalışıyor. Bataryalar boşaldığı zaman şarj ediliyor. Yani aynı telefon şarj eder gibi araçlar şarj ediliyor. Belirli kilometre yol alıyor. Benzinli LPG'li motorlar gibi hem yakıt hem elektrikli yani hibrit motorlar da var. İstenildiği zaman yakıtla, istenildiği zaman da elektrikle çalışabiliyor. Sürücünün isteğine göre bazen yakıtla, bazen elektrikle kullanılabilen motorlar. Şimdi araç aktarma organlarında vites kursu, şanzıman dedik. İki tip şanzımanlar arkadaşlar. Bir manuel tip, bir de otomatik tip. Manuel tipte sürücünün yük ve yol durumuna göre, hızına göre vitesi kendisi ayarlar. 1, 2, 3, 4, 5 neyse geri vitesi. Otomatik vitesli şanzımanlarda ise aracın hızına göre vites ayarını kendisi düzenler. Otomatik tip şanzımandır. Burada sürücü manuel tip araçta, düz tip araçta sürücü kendisi kumanda 1, 2, 3, 4, 5 alıyor, atıyor. Üzerinde de rakamlar var işte vites konunun. Sürüyor. Otomatik vitesli araçlarda ise P park vitesi, R Rize'nin R'si geri vitesi, N Niğde'nin N'si otomatik vitesli araçlarda boşa aldığımız zaman, D Diyarbakır'ın D'si aracı ileriye hareket ettirildiği zaman alınacak kısım, S veya 0 O hızlı kullanım veya spor kullanım olarak inceleyebiliyoruz. L ise ağır devir demektir. Düz vitesin vitesle otomatik vites arasındaki fark vites şanzımanının çalışma prensibidir. Düz viteste sürücünün manuel olarak ayarladığı şekilde yani kendi ayarladığı şekilde vites değiştirilirken otomatik vitesli araçta hangi vitese geçmesi gerektiğine hız ve motor devri arasında bir bağlantı kurarak vitesleri kendisi değiştirir. Otomatik vitesler. Bu fark yakıt tüketimi, manevra kabiliyeti, güvenli sürüş, konfor gibi birçok konularda değişiklikleri de beraberinde getirir. Çalışma esnasında ve devir değişiminde daha fazla motor gücüne ihtiyaç duyan otomatik vitesli arabalara göre düz vitesli araçlar daha az yakıt üretir, tüketir. Yani manuel araca göre otomatik araçlar, otomatik şanzımanı olan araçlar daha fazla yakıt yakar. Evet arkadaşlar, bir mola veriyoruz. İkinci ders devam edeceğiz.